Atilla Saral. O doğduğunda takvimler 27 Mart 1963'ü gösteriyordu. Ankara'da dünyaya gelen Atilla aslen Kayseriliydi. Ankara Başkent Lisesi'nden mezun olan Atilla oldukça karizmatik ve düzgün fizikli bir gençti. Bu avantajını en doğru şekilde kullanarak mankenlik yapmaya başladı. Ama bunlar amatör çalışmalardı. 1987'de Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Kralı yarışmasında Türkiye ikincisi oldu ve hayatı tamamen değişti. Profesyonel olarak mankenlik yapmaya başladı. Aynı yıl Sevgiye Hasret filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Vatani görevini yapmaya gittiği dönemlerde Ebru Gündeş'le fırtınalı bir aşk yaşıyordu. Sanat yaşamı boyunca pek çok aşk dedikodusuna adı karışan Saral'ın en sansasyonel aşkı bu olmuştu. 80'li ve 90'lı yıllarda çok sayıda projede yer alan Saral, kumar, Salıncakta Üç Kişi, Buzdan Mutluluk, Manken, El Kızı, İstiyorum, Yağmur Altındaki Kedi, Hanımın Çiftliği, Ahmet Hamdi Bey, Karanlığın Sonu, İki Kız Kardeş, Gizli Aşk, Böyle Mi Olacaktı gibi dizi ve filmler için kamera karşısına geçti. Modellik ve oyunculuk kariyerini uzun yıllar sürdürdükten sonra İstanbul'daki gösterişli hayatını bir yana bırakan Atilla Saral, tam 25 yıllık kariyerinin ardından geldik gidiyoruz, yeter artık dedi, villasını ve lüks arabasını satıp kendini Ege'de bir köye attı. Kazancıyla Assos'la Küçükkuyu arasında bir arazi aldı. Bahçesi, bahçesindeki hayvanlar, çiçekler, meyveler arasında yaşamını sürdüren Saral, aynı zamanda bir plaj işletmeye başladı. Tüm bunların sebebini Sözcü'ye verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. İstanbul'da Kim Vurdu'ya gittiğin bir hayat var. Trafikten bir kişiyle tartıştım, üç yerimden bıçakladım. Bunları görünce buradan gitmeye karar verdim. Bu yaralanma olayı ise şöyleydi. İstanbul Etiler'de 3 Kasım 2011 tarihinde manken ve oyuncu Atilla Saral otomobiliyle Akmerkez'e doğru giderken aynı istikamete giden Ata Oğuz'un aracıyla karşılaştı. Yol verme nedeniyle küfürleşen ikili daha sonra kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Saral Oğuz'a yumruk attı. Bunun üzerine Oğuz yanında bulunan bıçakla Saral'ı iki bacağıyla sırtından yaraladı. Yapılan soruşturma sonunda Saral ve Oğuz'a karşılıklı dava açıldı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonunda Atilla Saral kasten yaralama suçundan 1500 lira para cezasına çarptırıldı. Sanık Ata Oğuz ise mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı da para cezasına çevirdi. Atilla Saral'ın avukatı Levent Karakoç'un itirazı üzerine kararı inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi, kararın bozulmasına karar vererek dosyayı yeniden mahkemeye gönderdi. Yeniden yapılan yargılama sonunda sanık Ata Oğuz, kasten yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza bu kez para cezasına çevrilmedi. Alınan kararın ardından Saral'ın avukatı Levent Karakoç bu kez sanık Ata Oğuz'a manevi tazminat davası açtı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme sanık Ata Oğuz'un Atilla Saral'a dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte 5000 lira maddi tazminat ödemesine karar verdi. Yaşadığı bu üzücü olayın ardından İstanbul'u terk eden Saral, aynı röportajda neden Assos'u tercih ettiğini ise şöyle anlatmıştı. Nereye taşınsam yanımda taşıdığım 10 koli fotoğraf, DVD'ler, basın haberleri vardı. Onları Assos'taki ateş çukurunda yaktım, çok rahatladım ve üstümden yük kalktı. Zara dizisini çekerken Assos bölgesine aşık oldum. Edremit'e yarım saat mesafede. Oksijeni farklı, uykusu farklı, sırtımda dağ, yanımda zeytinlikler, önümde deniz. Önce araziyi satın aldım. Sonra temel atmadan, doğaya zarar vermeden bir tesis açtım. Çamlıbel tarafında yaşayan, Allah rahmet eylesin, Tuncel Kurtiz ve eşi Menen Hanım o dönem bana sürekli ''Hadi buraya bir tesis kur'' diyerek ısrar ediyordu. Tuncel abi fitilimi ateşledi ve ben de salaşı kurdum.
Saral Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda oradaki yaşamını ise şöyle anlatmıştı. Maddi sıkıntıları olduğu için değil, daha güzel bir hayat için konteynere yerleştim. 3 tane daha evim var. Birini küçük ağaçlardan kendim inşa ettim. Diğerlerini ise kiraya veriyorum. Genelde yabancılar konaklıyor. Gelip görseler hepsi muazzam. Kalabalıktan uzak olmak, düşünebilmek, balık tutmak şahane. 52 yaşındayım. Artık gürültülü ortamlarda, Beyoğlu'ndaki barlarda, kulüplerde gezmek bana göre değil. Plaj ve restoranımı kiraya verdim. Hep oyuncular, yazarlar, çizerler, yapımcılar gelmeye başlamıştı. Ve ben kimseden hesap isteyemedim. Yapı olarak böyleyim. Bu sebeple batma noktasına gelmiştim. Atilla Saral 2008 yılında oyuncu İnci Türkay'la aşk yaşamaya başlamıştı. Gencay Gürün'ün tiyatrosunda aynı oyunda oynarken tanışmışlardı. İnci Türkay'ın Ali adında bir oğlu vardı. Birbirlerini boğmadan 11 yıl kadar devam etti ilişkileri. Bu ilişkinin bir döneminde Atilla Saral Assos'ta yaşarken İnci Türkay ise İstanbul'da oğluyla sürdürüyordu yaşamını. Çünkü hayattaki başrolünün annelik olduğunu söylüyordu. Oğlu nerede ve nasıl mutluysa ona göre yaşamayı tercih ediyordu. Sık sık birbirlerinin yanına gidip geliyorlardı. Onlar için imzanın önemi yoktu. Zira Atilla Bey evliliğe çok sıcak bakan biri değildi. Hayatı boyunca özgür olmadığı yerlerden kaçmayı tercih ettiğini söylüyordu. Şöyle anlatmıştı bu durumu. İnci Türkay'la yaşıyorum. Nikahlı olmasa da bir aileyiz. 9 yaşındaki oğlu Ali ile de arkadaş gibiyiz. Nikahta atılan imza beni boğar, kısıtlar, ipimi çeker. Özgür olmalıyım. Hem zaten iki kişiyi bir imza mı bir arada tutacak? Çok saçma geliyor bana. Bugüne kadar aşklarım, beraberliklerim oldu. Beni kısıtlayan her şeyden kaçtım. Söylediği gibi bir süre birlikte yaşadılar ve ilişkilerinin 11. yılında Londra'da sade bir törenle nikah masasına oturdular. Sonrasında Londra'ya yerleşen çift sık sık Türkiye'ye geliyordu. Atilla Saral'ın İnci Türkay'a duyduğu aşk onu hem Londra'ya kadar götürmüş hem de çok sevdiği özgürlükten vazgeçmesini sağlamıştı. Atilla Saral'ın hiç çocuğu yoktu. Yıllar sonra 20'li yaşlarında çocuk sahibi olmadığı için pişman olduğunu söylemişti. İnci Türkay'ın oğlu Ali ile kurduğu abi kardeş ilişkisi bu eksikliği bir nebze olsun azaltıyordu. Ayrıca yeğenlerine duyduğu sevgi de çocuk özlemini gidermesini sağlıyordu. 2000'li yıllarda da oyunculuk hayatını sürdüren Saral, İstanbul dışında olduğu zamanlarda da çekimler için sürekli İstanbul-Çanakkale arası gidip geliyordu. 2003 yılında Gelin dizisinde oynayan sanatçı, sonrasında Şöhret, Son Cellat, Ayrılık, Renklerde Kaybolan Hayat, Sonbahar, Hanımeli Sokağı, Kaledeki Yalnızlık, Zeytin Tepesi, Kaçış, Kiraz Mevsimi, Rüya, ve İkizler Memocan adlı yapımlarda rol aldı. Yıllarca motosiklet tutkusuyla bilinen Saral'ın Gordin adında bir motosiklet grubu vardı. Ünlü oyuncu Sözcü'den Yüksel Şengül'e verdiği röportajda motosiklet sevdasıyla ilgili şunları söylemişti. 1984'ten bu yana motosiklete biniyorum. Demir atım benim, vazgeçemediğim aşkımdır. Motosiklet benim için özgürlük ifadesidir. İstanbul'da her şey zor. Trafiğe çıkmak zor, otobüse binmek zor, metroya binmek zor. İstanbul her an patlamaya hazır bir balon. İstanbul'un çevresinde en az 20 İstanbul daha var. Ben genelde motosiklet kullanan diğer arkadaşlarımla birlikte Avrupa'ya çıkıyorum. Orada motosiklete karşı, insanın insana karşı, insanın diğer sürücüye karşı saygısını görüyoruz. Kaostan, stresten, gürültüden uzak, pırıl pırıl temiz ülkelerde kullanıyorum motosikletimi. Bu öyle değişik bir sevgiydi ki, İnci Türkay bile Atilla Saral'dan çok etkilenip onunla ilişki yaşamaya başladıktan sonra motosiklet sürücüsü olmuştu. Biz de Atilla Saral'a hayatında başarılar diliyoruz. Umarız daha nice projede onu izleriz.